Nurol Geyoğlu'nun 2015 yılı değerlendirmesini yaptığı basın toplantısındayız. Yanımızda satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Cüneyt Çimen var. Cüneyt Bey merhabalar. Merhabalar. Evet, 2015 yılını değerlendirdiğiniz bir toplantı yaptınız. Bugün de 3 projeyle 2015 yılında Nurol devam etti ve 2016'ya da bu 3 projeyle giriyorsunuz. Projelerdeki son durumu ve değerlendirmenizi rica edebilirim. Tabii. 2015 bizim için 2014'e kıyasla çok iyi bir yıldı. 2014'ün üzerinde satış rakamlarıyla kapattık. Yüzde olarak yaklaşık 40 diyebilirim. %40 daha üzerinde bir rakamla kapatıyoruz. Adet olarak baktığımız zaman. Tabii 2016 için hazırlıklarımız devam ediyor. 2015'te biliyorsunuz iki tane seçimden geçtik. Ama tabii sevindirici tarafı çok fazla yani seçimlerin satışları olumsuz anlamda etkilememesi oldu bizim için. Bu geçmiş dönemlerde daha fazla oluyordu bu kırılganlık. Artık o kadar değil. 2016'da önümüzde herhangi bir seçim olmadığını düşündüğümüzde inşallah bu kriz ortamının da biraz daha yavaşlayacağını düşünürsek daha olumlu bakıyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. 2016'da 2015'in de üzerinde bir hedefle tamamlamayı düşünüyoruz. Evet, %40 projeler bazında toplam büyüme tabii midir? Yaklaşık ortalamasına baktığımız zaman, yani toplam portföyden bahsediyorum, satışına baktığımız zaman 2014'ün üzerinde kapamış olduk. Bunda tabii 2015'teki emeğe geçen arkadaşlara teşekkür edeyim buradan. Ben çünkü yeni oldu biliyorsunuz, Nurol Geyoğlu'ya yeni başladım, teşekkür ediyorum. Güzel bir atmosferle iyi bir rakam yakaladılar. 2016'da da yine dediğim gibi bunun üzerinde çıkmaya çalışacağız. Tabii. Evet, 3 projeniz var. 3 projede satışlarınız devam ediyor ve kampanya bazlı satışlarınız sürüyor. Kısa kısa projelerden de bahsedebilir miyiz? Tabii bahsedelim. Şimdi Nurol Park'ta biliyorsunuz en son projemiz, daha doğrusu kampanyasını yaptığımız projemiz Nurol Park. Orada hemen seçimin arkasından ilk aksiyon alanlardan biriyiz. İyi bir kampanya dönemi geçirdik. Devam ediyor. Satış ofislerimizde özellikle hafta sonları büyük bir kalabalık da var. Hafta içi de şaşırtıcı derecede yoğun bir talep alıyor proje. Tabii bir de biraz da projenin artık sonuna yaklaşması, 2016'da teslim ediyoruz biliyorsunuz. Binaların artık ortaya çıkmış olması insanları biraz daha herhalde çekiyor diye düşünüyorum. Tower'da bu sene yine onda da teslimimiz var. Hemen başında 2016'nın hayat başlayacak. Artık oradan yani E5'i kullananlar projenin kendini de iyice hissetmeye başladılar ışıklandırmasıyla beraber. Tower'da yine teslimlerimiz hemen başında devam ediyor. Orada da en üstteki 10 katı yılbaşının hemen arkasından lanse edeceğiz. Bugüne kadar hiç satmamıştık. Mükemmel bir panoramaya sahip. Life projesinde de satışlarımız zaten devam ediyor. Buranın atmosferi satış ofisinden belli zaten. Hemen insanları ne vereceğimize dair ipuçlarını veriyoruz burada. 2016'da Life için de güzel bir yıl olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu bölge çok gelişiyor. Ben gerçekten İstanbul'da böyle çok az lokasyon olduğunu düşünüyorum. Etrafında gece konusu olmayan, ormanı olan bütün lokasyonlar yakın olduğunu düşündüğünüz zaman mükemmel bir yer. Projede zaten bu bölge içerisinde kendini ayrıştırıyor. 2016'da da burada da devam edeceğiz. Ya, buradaki satışlar belli bir aşamaya geldi. Life'da değil mi? Life'da tabii. Yani biz burada şu an %45'leri geçti satışlarımız. Park'ta nedir? Park'ta yaklaşık 75'ini aştık. %75'ini. Tower'da nedir? Tower'da da 60-65 civarlarında satış şu anda. Var. Kiralama da yapıyorsunuz. Kiralama da var tabii. Bizim GEO'nun zaten Nurol GEO'nun bir özelliği. Kiralama da yapıyoruz. Hem kiralık hem satılık. Satışta tabii çok iyiyiz şu anda. Peki 10 kat dediniz. Orada 10 katta ne kadarlık bir ofis metrekaresi satışa sunuyorsunuz toplamda? Şimdi orada şöyle düşünelim. Yaklaşık 9000 metrekare diyebiliriz. 10 katı hesapladığımız zaman. Bunlar işte 90 metrekareden tutun işte 900 metrekareye kadar. Aslında ufak bir proje lanse ediyorsunuz değil mi? Toplantıda da. Yani Mecidiyeköy'de de baktığınız zaman hem lokasyon olarak hem nitelik olarak baktığınızda yepyeni bir proje gibi diyebiliriz. Metrekare alan satışa çıkıyor Mecidiyeköy'de. Yani projeler dikeyde yükseldikçe artık
satışlarını kendi içerisinde de ayırmak adına böyle pozisyonlar alabiliyoruz. Şu an gerçekten de ben her çıktığımda, az önce basın toplantısında da söyledim, büyülendiğim bir manzarayla karşılaşıyorum. Yani öyle güzel bir yerde ki İstanbul'un her tarafını görebiliyorsunuz. Bütün güzelliğiyle İstanbul ortaya çıkıyor. Sky Lounge var en üst katta. Oradan da İstanbul'u seyretmek başka güzel. Evet, sıfır faizli satış kampanyaları yapıyorsunuz. Aslında kredi oranlarının biraz artmasıyla sanıyorum bu anlamda talepte oluyor. Ağırlıkta satışlarınız bu yönde mi? Şöyle söyleyeyim. Tabii kredi faizlerinin artması banka kredisine olan hani ilgiyi azaltıyor muhakkak. Biz de bu doğrultuda nasıl ev sahibi daha kolay yapabiliriz'in peşindeyiz. Elimizden geldiğince kendimizi pozisyon olarak da buna hazırlıyoruz. 50 ay sıfır faizli kampanyamız bayağı talep gördü. İşte Kasım ayındaki bu parkta, şu an parkta var. Park projemiz de uyguluyoruz. Yine Life projemizde de buna benzer sıfır faizli projelerimiz var, ödeme planlarımız. Sizce faizler artacak mı? Nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi tabii Amerika'ya bağlı olduğumuz için her konuda, yani bu faizlerde baktığımız zaman Amerika'dan gelen bu faiz artışının arkasından Türkiye'de de bir pozisyon alacak diye düşünüyoruz insanlar. Uzun vadede ben bunun o kadar yukarı yönlü olmayacağını düşünüyorum. Artık hani dövizdeki dalgalanmanın da bir yerde kendini sabitleyeceğini düşünüyorum. Buna böyle baktığımız zaman tabii şu an Merkez Bankası da pozisyon alacak kendisi. Ama toplumun bir kesimi faiz arttırması, bir kesimi düşürmesinden taraf, yatırımların artması adına düşmesi tabii destekleniyor. Ben 2016'da beklentinin, yani faizlerin yukarı yönlü değil, belki daha aşağı yönlü olacağını, bunların da bize tabii gayrimenkul sektöründe olumlu yansıyacağını düşünüyorum. O bir dönem işte yaşadığımız 0.89'lar, 79'lar, 69'lar, o günlere gelmek tabii çok istiyoruz. Projeleri de canlandırıyor. İnsanlar daha uzun. Tabii bizler 50 ay, 60 ay da yapabiliyoruz. Yani oralara çıkmak bile bizim için gerçekten şartları zorlamak. Gönül istiyor ki insanlar Avrupa'da olduğu gibi 10 seneden de fazla, 20 senelerde borçlanabilip evlerini ödeyebilsinler. Oraya geldiğimiz zaman bu sektör çok daha canlanacak. Evet, 2015'te %40 büyüme olduğunu söylediniz Nirol Geyo'nun. 2016'da da bunun üzerinde bir büyüme beklentiniz olduğunu ifade ettiniz. Devam eden 3 projeyle mi gerçekleşecek bu büyüme? Yeni projeler katılacak mı şirket bünyesine? Şöyle söyleyelim. Tabii biz bu seneki yükseliş biraz 2014'e göre fazla, %40. Bu sene yine bu sene 2015'in de üstünde bir beklentimiz var muhakkak. Artık o rakam olarak bilemeyeceğim ama üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Tabii gayrimenkul şirketi olarak elbette ki yeni projelerle ilgileniyoruz. Ama bunlar netleştiği zaman tabii basına ve önce kapı açıklama yapmamız gerekiyor. Ama şu an elbette ki birçok bölgede değerlendirmelerimiz devam ediyor muhakkak suretle. İnşallah güzel projelerle geleceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim.